Fıtrat kelimesi bildiğiniz gibi iki şıklı demektir. Fatara Arapçada bir şeyi ortadan ikiye ayırma manasına geliyor. Bu manada insan hem iyiliğe hem kötülüğe meyil edebilme kabiliyetine sahiptir. İyiliğin topluma hakim olduğu eğitimde, ticarette, siyasette, ziraatta, komşu ilişkilerinde, anne baba ve evlat ilişkilerinde, akraba ayal ilişkilerinde, bütün insan ilişkilerinde iyilik hakim olduğunda, insanın iyilik tarafı basık gelir ve insan meleklerin insandan haya edeceği bir duruma gelir. Kötülüğün, gayri ahlaki şeylerin, gayri insani ve İslami kültürün basık olduğu bir toplumda, bu sefer insanda var olan esfel ve insan esfel çok sefil, çok rezil, çok düşük, çok düşük, çok yıpratıcı, çok hunharca bir varlık haline gelir. Hangi duygu hakim olursa siyasette, yönetimde, adalette, eğitimde, üretimde hangisi daha ön planda tutuluyorsa toplum o tarafa meyletmek mecburiyet eder. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam el, el mer'u ala dini halifi kişi kendi halifesinin dini üzerinde insan hem duygu hem de bilgi aslan sonradan elde ettiği kazanımlarla İnsan donanıyor. Bir dikkat ediniz mesela hiçbir varlık doğar doğmaz e, insanın cahil olarak doğduğu kadar doğmuyor tabir caizse. Yani insan anasından doğarken sıfır bilgiye sahiptir. Sonradan elde ettiği kazanımlarla ya meleklerin üstüne ya çok affedersin hayvanların aşağısına Kur'an'ın tabiriyle düşebiliyor. Resul-i Ekrem vesselam peygamber olmazdan önce Arabistan yarımadasında dünyanın her tarafında olduğu gibi Arabistan Yarımadası'nda insanların en ufak, en ufak bir yan gözle birisine bakması, karşı tarafın ufak bir tepki, bir kıvılcım çakmasıyla aşirlerin, kabilelerin, aşiretlerin, ailelerin birbirine girip yüzyıllarca savaşlara sebep olan konuları görüyoruz. Bu neden oluyor? İnsanların dünyevileştiği, hayatın merkezine menfaat ve paranın gelir ve giderin konulduğu bir toplumda insanlar gittikçe maneviyatsızlaşıyor. İyiliğin yerleştirildiği, eğitildiği, iyi olarak insanların eğitildiği bir zamanda gerçekten de meleklerin insandan haya edeceği bir toplum oluşur. Bunlar terk edilince insan çok vahşileşiyor. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürecek kadar gaddar bir Ömer'den sonradan bir karıncaya zarar vermekten korkan bir Ömer. Zulüm şiddet ve hiddetle bilinen bir Ömer İslami bir aşılama yapıldıktan sonra çok kısa bir zamanda yani. Adaletten bahsedince dünyada mümin kafir şu anda adaletten bahseden her insan aklına ilk önce Hazreti Ömer gelir. Hazreti Ömer bu adaleti babasının evinden getirmedi yani. Tebe çobanlarından bütün dünya medeniyet yayan bir topluluğu oluşturdu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Bunlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir tabir caizse tıbbi bir terapi, tıbbi bir müdahale yapmadı yani. Ahlakın dil ile onların ruhlarına girerek onları eğitti. Dolayısıyla biz şu anda bütün Müslümanların, alimlerimizin, meşayihlerimizin ve yeryüzündeki İslami toplumları idare eden tüm idarecilerin bu konuda çok ciddi manada sorumlulukları vardır toplumun maneviyeti maneviyatını zedeleyen her şey insanı dünyevileştirir ve insan bas, basitleştikçe Allah'tan uzaklaştıkça nefsiyle baş başa kalıyor. İnsanın nefsi gururu da dizginsiz bir hale getirdi mi de her şeyde bir tamırsızlık doğar. Bu bu eğitimle değil yani bir düşünce, tasavvuru, bir inanç e, zihin dünyasının elde edilmesi lazım. Bir bakıyorsun e, hasta doktora e, hakaret etmiş. Bir gün bakıyorsun doktor asaya e, hakaret etmiş. İşte şoför yolda gidene, yok bir tarafta yolda giden şoföre bıçak çekmiş. Hemen hemen günlük haberler arasına alın yani. Bizim önümüzü batıya değil sırtımızı batıya önümüzü kıbleye vermemiz lazım. Önümü, elimize parayı, doları, evroyu değil, Kur'an'ı almamız lazım. Biz sırtımızı Allah'a dayamamız lazım. İstikamet üzere bir toplumu yeniden inşa etmemiz lazım. İslam medeniyeti ahlak medeniyetidir. Ahlakını kaybeden bir İslam toplumu çok vahşileşir. Biz kural dayatmalarıyla ayakta duran bir toplum değil, şefkat ve merhametle evimizin önünden geçen bize selam verdiğinde buyurun amca gelin beraber bir çay içelim gel bir sana bir yemekte ikramda bulunayım gelin bir sohbet edelim diyen bir toplumdan kapımızı çalan insan bile niçin çalıyorsun başka kapı görmedin mi ne istiyorsun benden demeye doğru gidiliyor biz Allah'a ne kadar yaklaşırsak o kadar tahammülü Cenab-ı Allah'tan ne kadar uzaklaşır ahlaki meziyetlerimizi ne kadar kaybeder o medeniyet tasavvurumuzu ve birlik, beraberlik, fedakarlık ve dünya ahiret dengesini zihin dünyamızda ne kadar ayakta tutabilsek, ne kadar canlı tutabilsek o kadar tahammül oluruz. Sabır denilen, salah denilen, sulh denilen kavramlarımız var. Bakın dikkat edin bunu bazı yazılarımda, bazı sohbetlerimde de söylemişim. Allahu Teala ya karşı eda ettiğimiz tüm ibadetlerini Allahu Teala salih amel salih amel isimlendiriyor diye ilim isimlendiriyor. Halbuki makbul ameldir. Yani kabul olundu veya olunmadı. Salih niye deniyor? Çünkü her bir ibadetin toplumun sulhu, barışı, birliği, beraberliğine bakan yünü olduğu içindir. Mesela bir namazı biz evde kıldığımızda bir, camide kıldığımızda 27. Orada biz kardeşlerimizle, insanlarımızla, tanıdığımız, tanınmadığımız din kardeşlerimize omuz omuza verip orada birbirimizi göreceğiz, birbirimize halini soracağız, birbirimizin durumlarına vakıf olacağız. Onun için bir müminle Cenab-ı Allah'ın huzurunda tek başına durmaktansa git bir müminle dirsek temasına geçip öyle bana ibadet ettim ben 27 kat fazlalaştırırım diyen Cenab-ı Allah'ın bu emrinin toplumun birlik ve beraberliği, sulhu aslında iyi değerlendirmemiz lazım. Bu toplumun medeniyet değerlerine yeniden dönmeye ihtiyacı vardır. Bunun sorumluluk taşıyan her sorumluluğun sorumlu insanın toplumu bu yöne yönlendirmek için elinden gelen bütün imkanlarını seferber etmesi lazım.